Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ismim Cuma ve bugün sizlerle muhteşem bir San Sebastian tatlısı yapacağız. Başlamadan önce halama çok teşekkür etmek istiyorum verdiği tarif için. Her seferinde farklı şeyler deniyorum. Gerçekten çok muhteşem bir tatlıyla karşınızdayım. Öncelikle bahsetmem gerekirse San Sebastian bir cheesecake türüdür. Tart cheesecake karışımı diye geçiyor. İspanya'nın Bask bölgesinde 1990'lı yıllarda bulunduğu düşünülüyor. Yemesi çok kolay, hafif ve hiçbir şekilde hamur bulunmayan bir tatlımız. Yapımı da aynı şekilde inanılmaz basittir. Ortalama 20 dakika hazırlama, 30 dakika, 32 dakika fırında pişirme. Yani toplamda 1 saatten kısa bir sürede tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Ortalama 2 saat oda sıcaklığında bekliyor. Sonrasında buzdolabına alıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Başlamadan önce çok küçük bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda ben küçük kek kalıbı kullandım. 17 çaplı kelepçeli kek kalıbı kullandım açıkçası. Eğer sizin evinizde büyük kek kalıplarından varsa kullanacağınız malzeme miktarı benimkinin tam 2 katı olacak. Şimdi tarifte kullandığım malzemeleri sıralayacağım arkadaşlar. 500 grama yakın pınarın labnesini kullandım. Bu yeşil kutulu olanlardan, yani 200 gram yapıyor ortalama bir kutu. Bundan 2,5 kutu kullandım. Eğer siz büyük bir kalıba yapmak istiyorsanız San Sebastian'ı, ortalama 1 kiloya yakın bir labne peyniri kullanmanız gerekiyor. 120 gram şeker kullandım. Bu da ortalama bir su bardağı 200 gram diye düşünürseniz, bir su bardağın yarısından biraz daha fazla şeker kullanmış oldum. 1 yemek kaşığı tuz kullandım. 3 adet yumurta kullandım. 1 adet krema kullandım. Bu makarna veya bu pastalarda kullanılan kremalardan, herhangi bir marka fark etmiyor. Ve bir 10-15 gram nişasta kullandım. Bu da çok önemli malzemelerinden bir tanesidir. Yani bir yemek kaşığı yapıyor açıkçası o da. Şimdi videoya başlayalım. Bu arada başlamadan önce fırınınızı açmanızı öneririm. 200 derece yarım saat pişecek çünkü San Sebastian ve 15-20 dakika hazırlık süreci var. O sebeple fırınınızı 200 dereceye ayarlarsanız San Sebastian'ı hazırladıktan sonra fırına anında atıp yarım saat sonra fırından çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle kek kalıbını hazırlıyorum. Sonrasında San Sebastian'ı hazırlayıp kek kalıbının içine dökeceğim. Gördüğünüz üzere kek kalıbına fırın kağıdıyla kapatıyorum kenarlarını ve orta kısmını. Bunun sebebi San Sebastian yapışmasın ve çok kolay bir şekilde kek kalıbından San Sebastian'ı alabilelim. Arkadaşlar şimdi San Sebastian yapımına geçiyoruz. Öncelikle büyük bir kaba pınarın labne peynirini ekledim. 500 grama yakın kullanmıştım. Eğer büyük bir kek kalıbına uygulayacaksanız, yapacaksanız San Sebastian'ı, 1 kiloya yakın labne peyniri kullanacaksınız. Üzerine 120 gram şeker ekledim. 1 yemek kaşığı tuz ekledim ve bunu çok iyi bir şekilde mikserladım. 1,5-2 dakika sürdü. Eğer evinizde mikser yoksa elinizde çok iyi bir şekilde karıştırmanızı öneriyorum. En az 2-3 dakika olacak şekilde. Üzerine 3 yumurtamı ekledim, ancak burada küçük bir tip var. O 3 yumurtayı ayrı ayrı ekleyip her seferine çok iyi bir şekilde mikserladım. Bunun sebebi yumurtanın çok iyi bir şekilde dağılması ve o güzel kıvamı vermesi San Sebastian'a. Yani üçünü bir anda kırıp mikserlamadım açıkçası. Eğer büyük bir kek kalıbına uygulayacaksanız siz 6 yumurta kullanacaksınız. Ve her seferinde her yumurtada kırıp mikserlayıp, ikinci yumurtayı kırıp mikserlayıp, böyle sıra sıra 6 yumurta için 6 kez kırıp 6 kez mikserlayacaksınız arkadaşlar. Yumurtalardan sonra vanilyamı ekledim. Çok kısa bir mikserladıktan sonra öncesinde krema koyduğumuz kaba nişastamızı ekleyip bunu da mikserliyoruz. Yani elimizde bir adet şekerli, yumurtalı, labneli bir kap olacak. Büyük bir kap. Bir de küçük bir kap. Bu krema ve nişastanın olduğu. Bu ikisi de mikserlenmiş olacak en sonunda. Küçük kaptaki mikserlenmiş krema ile nişastayı büyük kaba aktarıyorum arkadaşlar. Bu aşamadan sonra kesinlikle ama kesinlikle mikserlemiyoruz. Sadece kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Eğer mikserlerseniz baloncuklar oluşur. Bu da istemediğimiz bir şey San Sebastian tatlısında. Bunu iyi bir şekilde kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra süzgeçle kek kalıbına aktarabiliriz. Videoda gördüğünüz gibi süzgeci koydum. Üzerine boşalttım kaptaki San Sebastian'ı. Şimdi yapmış olduğumuz cheesecake'i fırına veriyoruz arkadaşlar. Ortalama 200 derecede 30 dakika kalacak.
Şimdi 30 dakika dedim ama bazen bazı fırınlar çok daha hızlı pişirir, bazıları çok daha yavaş pişirir. Ben genel olarak 30 dakikadan çok fırına bakıyorum ve üzeri tamamen karardıysa çıkartıyorum cheesecake'ime. Bazen bir tarafı kararıyor, bir tarafı kararmıyor. O sebeple arada sırada bakmanızı öneriyorum. Bir 15-20 dakika geçtikten sonra bir taraf karardıysa, diğer taraf kararmadıysa fırını hızlı bir şekilde açıp 180 derece çevirmenizi öneriyorum Sebastian'ı. Ki diğer tarafı da kararsın ve homojen bir şekilde her taraf kararmış olsun. Bu arada fırından çıkardıktan sonra fark edeceksiniz ki San Sebastian'ın yüksekliği artmış olacak. Normalinin şöyle ise artmış hali, biraz daha yüksekliğim. O sebeple hani endişelenmeyin, ortalama 2-3 saat sonra oda sıcaklığında bekledikten sonra o yüksekliği tekrar eski haline dönmüş olacak. Bir de şunu da fark edeceksiniz, bu çıkardığınız an çok sıcak olduğu için ve akışkan bir tatlı olduğu için bunun testini yapabilirsiniz. İnternette videoları da var. Sağa sola kaydırırsanız kek kalıbını, içindeki tatlı da sağa sola kayacak. Yani çok akışkan olduğunun göstergesi aslında bu. Ancak 2 saat sonrasında oda sıcaklığında bekledikten sonra daha doğrusu tatlınız biraz daha sertleşecek, soğumuş olacak. Sonrasında bunu buzdolabına koyup afiyetle tüketebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.